Mitoz ve mayoz bölümü öğrendin değerli hocam. Mayoz bölümü de homolog kromozomların anafaz 1'de, kardeş kromatitlerin anafaz 2'de ayrıldığından bahsettik. Crossing over, sinapsis, tetrat oluşması, kiyaz Bunların hepsi mayoz 1 profazda olduğunu söylemiştik. Mayoz bölümü de 4 tane yavru hücre oluşuyordu. Erkeklerde oluşan hücrelerin hepsi döllenmeye katılabilirken dişilerde oluşan 4 tane hücrenin 3'ü e eriyordu. Bir tanesi yumurta olarak adlandırılıyordu. O döllenmeye katılıyordu diye ifade ettik değerli hocam. Bu dersinde seninle beraber eşeysiz ve eşeğe ejderi bahsedip hücre bölünmeleri ve eşeyli ve eşey süreme konusunu tamamlayacağım değerli hocam. İlk olarak eşey süremeden bahsedeceğim. Derse geçmeden önce abone değilsen abone olursan ve bir zahmet videomu beğenirsen çok memnun olurum. Hazırsak dersimize başlayalım hocam. Eşey süremeye baktığımız zaman tebili neye dayanır hocam dersek söyleyelim mitoz bölünmeye dayanan bir üreme çeşididir hocam. Ata canlıyla aynı genetik yapıda canlılar meydana geliyor. Nerede eşey süremede? Peki eşey süreme mitoz bölünme esasında dayandığı için kalıtsal çeşitlilik görülür mü hocam diye sorarsak cevabın hayır hocam. Peki çeşitlilik varsa eşeğiz eşey süremede bunun sebebi nedir hocam derlerse cevabın mutasyonlardır diyoruz. Peki eşey üreme mitoz bölünmeye dayandığı için evrime katkısı var mıdır dersek yok hocam eşeyli üreme mayoz bölünme esnasında dayandığı için onda kalıtsal çeşitlilik görülecek onun evrime katkısı vardır diyeceğiz. Peki hocam eşey süreme mi yoksa eşeyli üreme mi daha hızlı gerçekleşir diye sorarsan aklına şu gelsin bir tarlaya bir ayrı kotu girdiği zaman ne oluyor değerli hocam bütün tarlayı kaplıyor bitkiler hızlı bir şekilde üreyebiliyorlar dolayısıyla eşeyli üremeye kıyasla eşeyli üreme nasıl gerçekleşir dersek çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Eşil süremede oluşan yavrular sabit ortam koşullarına daha iyi uyum sağlıyorlar. Ortam şartları değiştiği zaman bu canlıların ortama uyum yapma olasılıkları düşüyor. Şu benzetmeyi yapmak istiyorum. Koronavirüs dünyaya geldiği zaman, insanları hasta ettiği zaman herkes aynı genetik yapıya sahip olsaydı insan nesli ne yapabilirdi? Tükenebilirdi değerli hocam. Yani eşil süremeyle oluşan yavrular sabit ortam koşullarına daha iyi uyum sağlıyorlar. Kaç kaç çeşitli şey süreme, süreme çeşitimiz var dersek 6 çeşit şey süreme çeşitimiz var. Bölünerek üremeden, tomurcuklanmadan, sporla, rejenerasyonla, vejetatif ve partenogenezle üremeden bahsedeceğim ve eş süreme konusunu tamamlamış olacağız. İlk olarak bölünerek üremeden bahsetmek istiyorum. Hocam bakterilerde görülüyor. Amip, öglenet, terliks hayvan gibi bir hücreli canlılarda, arkelerde, prokaryot yapılı olan arkelerde görülebilen bir üreme yöntemidir. Bölünerek üriyorlar hocam. Önemli bir bilgi. Bakterilerin çekirdeği var mıdır? Arkelerle beraber. Ne diyorsun? Hayır hocam. Bakteriler ve arkeler bunlar nasıl canlılardır? karyot yapılı canlılardır. Çekirdekleri yoktur. Bu yüzden bakteri varkenin ikiye bölünerek üremesinde mitoz bölünme görülür mü diye sana fake soracak vereceksin ki hayır hocam bakterilerde arkelerin bölünmesinde mitoz bölünme görülmez çünkü çekirdekleri yok demiştik. Bakteriler basitçe ne yapıyorlar değerli hocam? İkiye bölünüyorlar. iki tane bakteri oluşturuyorlar. 20 dakikada bir sayılarını ne yapabiliyorlar? Arttırabiliyorlar. Bu sadece hücre sayılarını hızlı bir şekilde arttırmış oluyorlar. Peki bakteriler bu şekilde yürüyorlarmış. Arkeler de benzer şekilde. Peki hocam bir hücreli canlılardan protist alemindeki ö bakmanı istiyorum. Öglene ne yapıyor değerli hocam? Boyuna bölünerek iki tane yeni öglene meydana getirebiliyor. Amipe baktığın zaman belirgin bir şekli olmadığı için amipimiz ister eline, ister boyuna, ister çapraz her yönden bölünerek yeni yavru amipler meydana getirebiliyor. Paramesyum yani terlik hayvana baktığımız zaman da o da eline bölünerek ne yapıyor değerli hocam? Hücre sayısını arttırıyor. Eşeğiz olarak ikiye bölünerek mitoz bölünme esasına dayanarak bölünebiliyorlar. Güzel. Peki hocam ikinci eşeği süreme çeşitimiz kimdir dersek tomurcuklanarak üreme. Bu nedir hocam? Ana canlıların vücudunda oluşan tomurcuk adını verdiğimiz yapılar ne oluyor? Mitoz bölünmeyle gelişiyorlar. Bundan yeni bir canlı medene gelmesi de biz tomurcuklanma ile üreme ismini veriyoruz. Tomurcuk ana canlıdan ayrılabilir ya da onunla beraber kalıp koloni oluşturabilir. Ne demek hocam? Aha da sana gösteriyorum. Bu arada sana tomurcuklanma ile üreme dedikleri zaman aklına iki tane örnek gelsin. Bunları hep tut değerli hocam. Kimdir onlar? Maya mantarları. Başka? Hidra hocam. Hidra'yı muhtemelen hatırlıyorsun. Canlı sınıflandırılmasında sölenterler kısmında bahsetmiştik hocam. Şuradaki tentakül adını verdiğimiz yakıcı kapsüllerle ne yapıyordu? Avlanı yakalayıp ağız anüs ayrımı olmayan tek açıklıklı sindirim sisteminde parçalayabiliyorlar demiştik. Hocam maya mantarına bakmanı istiyorum. Maya mantarı burada bir tomurcuk oluşturuyor. Bu tomurcuk değerli hocam ister ana canlıdan ayrılıp kendi başına yaşamına devam edebiliyor ya da ana canlıyla yaşamaya devam edip koloni oluşturuyor. Peki hidralarda durum nasıl hocam diye sorarsak hidramızın şurada minik bir çıkıntısı var görebildin mi? O çıkıntı değerli hocam gelişiyor. Mitoz bölünme görülüyor. Hücre sayısı artıyor ve hücreler farklılaşıyor. Ne demek farklı? Mayoz mu? Hayır. Buradaki hücrelerden bazıları tentakül oluşturacak şekilde genetik bilgiyi kullanarak DNA'daki aktif genleri kullanarak tentakülleri oluşturuyor. Bazıları buradaki hidranın alt kısmını meydana getiriyor ve buradaki tomurcumuz kopuyor. Koptuktan sonra yeni bir hidra meydana getiriyor değerli hocam. Burada birey sayısı arttı mı? Arttı görmüş olduğunuz üzere. Güzel. Peki bunu söyledikten sonra üçüncü eşeği ürememiz kim? Spor üreme. Spor nedir? Önce onun bir tanımını yapalım. Etrafı kalın örtüyle örtülü olan, olumsuz koşullara dayanıklı olan hücrelere biz spor ismini veriyoruz. Kimlerde var? Bazı mantarlarda hocam başka karayosunlarında, da e totların üremesinde ve plazmodyumun üremesinde hep ne görüyorsun? Spor ürediklerini biliyoruz. Bu arada spor dediğimiz yapılar neyle oluşabilir diye sorarsak sporlar mayoz bölünmeyle de oluşabiliyorlar ya da en kromozomlu bir canlı mitoz bölünmeyle de ne yapabiliyor? Spor oluşumunu gerçekleştirebiliyor. Güzel bunu da söyledik. Peki sana spor üreme deyince genelde neyi soracaklar değerli hocam? Mantarları soracaklar. Burada yetişkin bir şapkalı mantar var. Ne yapmış? En kromozomlu kimleri oluşturmuş? Sporları oluşturmuş. Bu sporlar etrafa dağılıyor, yayılıyor. Bu arada her nefes alıp verişimizde 6 tane mantar sporu yutuyoruz, vücudumuza giriyor. Ama bağışıklık sistemimiz ne yapıyor değerli hocam? Bunları vücudumuzda hastalık oluşturmasının önüne geçiyor. Bu sporlar çimleniyor. Kimleri oluşturuyor diye sorarsak söyleyelim. Şu küçük mantarların sporların gelişmesiyle oluşmuş olan yapılara biz hif ismini veriyoruz. Hifler gelişerek kimi oluşturuyor? Misalyumları oluşturuyor. Misalyumlar gelişerek yeni bir mantarın oluşmasını sağlıyor. Burada değerli hocam eşeğsiz üreme çeşidi olan sporlu üreme de burada birey sayısı artmış oluyor. Peki sporların özelliklerini söyleyelim. Kaç enkromozom mu demiştim? Ne cevap veriyorsun? Sporlar en kromozomlu yapıya sahipler. Uygun şartlarda bu sporlar gelişerek yeni bir birey oluşturabiliyorlar. Spor yani karayosunu gibi, erelti otu gibi canların çoğunda ne görülüyor hocam? Eşev süremenin eşil üremeyi takip ettiği bir üreme döngüsü görülüyor. Biz buna değerli hocam verdiğimiz isim metagenez döl almaşı ismini veriyoruz. Bu canlar hem eşeysiz hem de eşev üremeyi gerçekleştirip hayatlarını devam ettiriyorlar. Güzel. spor üremeden de bahsettik. Geldik kime? Rejenerasyon Üreme. Rejenerasyonla üreme. Regenerasyonla üreme de ne demek onu söyleyelim. Red tekrar demek. Replay maçlarda replay yazıyor. Tekrar göster anlamına geliyor. Generate demek. Generate üretmek oluşturmak anlamına geliyor. Regenerasyon bir daha üretmek anlamına geliyor. Rejenerasyonla üren canlar kimlerdir dersek deniz yıldızları gelsin hakkına. Planarya gelsin. Bizim kolumuz bacağımız da regenerasyonda ne yapabiliyor hocam? Kendini iyileştirebiliyor ama tanımını beraber okuyalım. Canların zarar gören ya da kopan vücut parçalarını yenilemesi olayına bizim verdiğimiz kimdir hocam? Rejenerasyonla Aha da bak rejenerasyon da senin için üreyen bir canlı getirdim değerli hocam. Bu kime? Deniz yıldızını bana getiren kıymetli değerli öğretmenim. Atılım Gülşen hocama saygılar, sevgiler. Aha bak deniz yıldızı gördüğün üzere burada sana büyük ekranı almak istiyorum. Bir şey göstermek istiyorum. Bak burada deniz yıldızının uç kısmını görebiliyor musun? Bak burada küçük bir parça var. Neden? Muhtemelen deniz yıldızı bu parçayı ne yapmış? Koparmış bir şekilde. Koptuktan sonra yeni bir kol oluşturmuş. Burada ne yapmış? Dokusunu iyileştirmiş. Burada birey sayısı artmamış. Ama sen gidip deniz yıldızını bu merkezi disk ismini verdiğimiz ortadaki kısımdan geçecek şekilde kesmiş olsaydın o kopan parça ne yapacaktı? Kopan kısmı tamamlayıp yeni bir birey oluşturacaktı değerli hocam. Bu şekilde de rejenerasyonu deniz yıldızındakine bahsetmek istedim. Beraber bakalım. Sen gittin deniz yıldızının bu merkezi disk kısmındaki bölümünü kestin. Kestikten sonra ne yapacak? Buradaki deniz yıldızı gördüğün üzere kendinden bir tane daha deniz yıldızı yapacak. Bu kalan kısımda ne yapacak? Kopmuş olan kolunu tamamlayacak. Yani deniz yıldızlarında rejenerasyonla birey sayısı artabilir mi derlerse evet hocam diyorsun. Başka hocam kimler de var? Hocam yaslı solucanlardan P ile başlayan bir arkadaşımız kimdi bu diye sorarsak söyleyelim. Planaryalarda görülen bir olay hocam. Rejenerasyon. Sen gidiyorsun. Planaryayı bıçakla kestin, kestin, kestin. Her kestiğin parçada ne oluşuyor? Kuyruk ve baş kısımları meydana geliyor. Ve bu sayede birey sayısını arttırmış oluyor. Peki hocam kertenkeleye bakmanı istiyorum. Kertenkelenin hiç kuyruğunu bıraktığını gördüm mü bilmiyorum. Ben üniversitedeyken Adana Akyatan Deniz Kaplumbağası kampına gitmiştim. Orada Emin diye kıymetli bir arkadaşım vardı. Emin şu an Anadolu'daki bir üniversitede akademisyen. Emin dedi ki gel Semi sana kertenkele nasıl kuyruğunu bırakıyor onu göstereyim dedi. İyi dedim. Kaldığımız kampın üst katında çatıda bir kertenkeleyi gördük. Emin dedi ki gel şunu sıkıştıracağız. Korkmadı da ama tamam dedim. Şimdi kertenkeleyi köşeye sıkıştırdık. Kaçacak yeri kalmadı. Kertenkele kuyruğunu bir bıraktı. Ana kuyruk böyle tıkır 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 bir anda hareket etmeye başladı. Ben hemen kuyruğa baktım. Ulan ne oluyor dedi. Kertenkele burada hızlamaya çalıştı. Emin de bu olayı bildiği için hemen ne yaptı? Kertenkelenin gittiği yöne doğru gitti ve yakaladı. Kuyruk bir süre daha sallanmaya devam etti değerli hocam. Kertenkele bu sayede avcılarının ne yapıyor? Şaşırtıyor. Sen kuyruğa kilitleniyorsun o hayatını kurtarmış oluyor. Peki kertenkele o kopan kuyruğunu tekrardan ne yapıyor? İyileştiriyor. Rejenerasyonla oradaki kuyruğunu iyileştirmiş oluyor. Hatta hocam Marvel karakterlerinden Deadpool olması lazım. Deadpool da kendini kopan kolunu ne yapabiliyor? İyileştirebiliyor. Kertenkele'nin kopan kuyruğunu yenilemesi olayında birey sayısı artar mı diye sana diyecekler. Diyeceksin ki hayır hocam kertenkele sadece kopan kuyruğunu ne yapıyor? Yeniliyor ve yeni bir kuyruk yapıyor hocam. Deniz yıldızında ve planaryada birey sayısı artar diye ifade etmiş. Peki hocam bizde olmuyor mu rejenerasyon? Oluyor tabi. Bir kemiğin kırılıyor hocam. Oradaki kemiğin iyileşmesi de bir rejenerasyon. Bir yerin kesiliyor. Oradaki yaranın kapanması, iyileşmesi. Rejenerasyon burada birey sayımız artmıyor. Karaciğerimiz ne yapabiliyor? Kendini yenileyebiliyor. Karaciğer nakli olan kişilerde kalan kısım ne yapabiliyor? Mitoz bölünmelerle sayısını arttırıp karaciğer hücreleri kendini onarabiliyor. Burada ne adı veriyoruz? Rejenerasyon ismini veriyoruz ama her rejenerasyonda birey sayısı artmıyor. Bunu da aklında tutacağım. Peki rejenerasyonda ne oluyor? Söyleyelim. Mitoz bölünme görülüyor. Güzel. Ve hücre farklılaşması meydana geliyor. Ne demek hücre farklılaşması? Yani kertenkele kuyruğunu kopardıktan sonra orada bir sürü ne var değerli hocam? Mesela burası kertenkelin kopan kuyruğu. Şimdi kuyruğun bu şekilde uzaması gerekiyor. Buradaki hücreler bölünüyor, 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 bölünüyor Orayı dolduruyorlar güzel. Peki hücreler farklılaşarak kuyruğu oluşturuyorlar. Bin puanlık soru. Buradaki farklılaşma ifadesi sorularda görünce yanlış yapıyorsunuz. Doğru ya. Farklılaşma ifadesi mayoz bölünme değil. Oradaki hücreler DNA'larının aktif kullanarak kuyruğu oluşturuyorlar. Yani DNA türlü kullanarak farklılaşıyorlar. Mayoz bölmeden bahsetmiyoruz değerli hocam burada. Peki canlıların gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon düzeyi de ne oluyor değerli hocam? Azalıyor. Mesela planaryaya yassı solucana bakıyorsun. Her kestiğin kısımdan yeni parçalar, yeni baş ve kuyruk kısımları oluşturabiliyor. Ama bize baktığımız zaman kolun kestiği zaman ne yapamıyorsun? Yeni bir kol tekrardan çıkartamıyorsun. Bu şekilde de aklında tutabilirsin. Şurada Meksika semenderini göstermek istediğim axolot diye de ifade ediliyor. Hocam bu arkadaşımızın beyni bile kendini ne yapabiliyormuş? Yani rejenerasyonla onarabiliyormuş. Çok egzantik bir kurbağa, kuyruklu kurbağa türü değerli hocam bu arkadaşımız. Meksika semenderinde rejenerasyon yeteneği çok yüksek değerli hocam. Geldik hocam kime? Vejetatif üreme. Vejeteryen ne demek değerli hocam? Hayvansal gıda tüketmeyen anlamına geliyor. Vegetable ne demek dersek bitki demek. Buradan aklını tutabiliriz. Vejetatif üremeyi değerli hocam. Bitkilerde görülen eşe üstüne biçimine biz vejetatif üreme ismini veriyoruz. Bu arada bitkiler normalde tohum oluşturup ne yapabiliyorlar? Eşeği olarak üreyebiliyorlar ama eşeği sizde neyle? Vejetatif üremeyle üreyebiliyorlar hocam. Ticari olarak bu sayede kısa süre bol ve kaliteli ürün elde edebilirsin. Mesela bir çileğin var. Çok lezzetli, çok güzel kokulu. Sen bunu tohumla üretirsen belki gelen sperm ve yumurta döllendiği zaman farklı lezzetli, farklı büyüklükte küçük çilekler oluşabilir. Sen de ticari olarak bu durumdan zarar edebilirsin. Ne yapıyorlar değerli hocam? Sera kuruyorlar. O çileğin vejetatif olarak üremesini sağlayıp birey sayısının artmasını sağlıyor ve gelir elde ediyorlar. Peki hocam vejetatif üremeye baktığımız zaman kaç çeşit vejetatif ürememiz var? Beraber bakalım. Bir sürücü gövdeyle, rizomla, yumru gövdeyle, çelikle, soğanla, daldırmayla Aşağı ve doku kültürü yöntemiyle üremeyle ve istatif olarak bitkilerimiz üreyebiliyorlar tane tane. Bunları ne yapacağım sana? Anlatacağım hocam. Önce sürünücü gövdeden bahsetmek istiyorum. Senin bir tane çileğin var. Sen gittin buradaki çileğin sürünücü gövdesi olarak adlandırdığımız stolon dediğimiz parçasını gittin toprağa değdirdin. Değdirdiğin yerde kök gelişiyor ve buradan yeni bir çilek gelişiyor. Bir daha hocam uzattığın zaman bu stolonunu bitki ne yapıyor? Tekrardan yeni bir çilek geliştiriyor. Çilek bitkisinin sürünücü gövdesinin toprağa değdiği yerden çilek oluşturulması nasıl üreme? Sürünücü gövdeyle üremeye örnek değerli hocam. Peki rizomla üremeden bahsetmek istiyorum. Zencefil bitkisini bildiğini tahmin ediyorum. Marketlerde böyle çuvalla koyuyorlar. Hocam bitkilerde zencefil gibi bitkilerde toprak altı gövdeler var. Biz bu toprak altı gövdeye verdiğimiz isim rizom derli hocam. Bu rizom adını verdiğimiz toprak altı gövdeyi toprağa bıraktığın zaman yeni bir bitki gelişiyor. Bu bitki gelişip tekrardan yeni bir bitki meydana getiriyor. Buna ne ad veriyorlarmış? Söyle bakayım. Rizomla üreme ismini veriyorlar. Devam edelim hocam bitki de vegetatif üreme örneklerimize. Yumru gövdeyle üremeden bahsetmek istiyorum. Mars'ı diye bir film vardı. Belki izlemişsindir. Matt Damon adam ne yapıyor? Mars'taki bir mekikte hayatta kalabilmek için patates kullanıyor. Ne yapıyor? Patates gibi yer gibi bitkileri yumru gövdelerinden yeni bitki oluşması tabi. Yumru gövdeli öğrenme ismini veriyoruz. En meşhur örneğimiz kim? Patates. Orada Matt Damon değerli hocam patatesi alıyordu, kesiyordu. Kestikten sonra her bir parçayı toprağa koyuyordu, suluyordu, gübreliyordu. Oradan yeni patatesler elde ediyordu hocam. Dikkat etmeni istiyorum. Patatesteki gözlerden ne oluyor? Filizler çıkıyor. Buradaki filiz gelişiyor. Patates bitkisi oluşuyor. Patates bitkisi toprak altı kısmında ne yapıyor değerli hocam? besin depoluyor ve kimleri oluşturuyor? Yeni patatesleri oluşturuyor ve bu sade bitkiyi vejetatif olarak üretmiş oluyoruz değerli hocam. Patatesi ve yer elması gibi bitkilerin yumru gövdelerinden yeni bitki oluşmasına biz ne ad veriyoruz dersek yumru gövdeyle üreme ismini veriyoruz. Devam edelim çelik üreme. Bunun içinde örnek olarak Timur abimi Rahmeti Timur abime örnek vermek istiyorum. Çocukluğumuzda komşum Ümit'in babasıydı. Timur abiler bahçelerine peyzaj yapıyorlardı. Peyzaj yaparken beni çağırdı. Elinde upuzun bir tane abi çubuk vardı. Kavak ağacının bir tane çubuğu. Dedim ki Timur abi bu ne dedim? Semdi dedi buna çelik diyorlar. E dedim ne olacak? Bunu toprağa böyle ekeceğim. Ektikten sonra bundan kavak ağacı çıkacak dedi. Ben anlamamıştım çocukken ama Mersem bana çelik dönemiye örnek olarak gösteriyormuş zamanında. Kavak gibi, söğüt gibi, Afrika menekşesi, begonya, gül gibi bitkilerde bitkilerin bir çoğunda değerli hocam. Kök gibi, gövde gibi, yaprak gibi bir parça alıp kestiğin zaman, onu toprağa koyduğun zaman, onu bir suyun içerisinde koyduğun zaman köklendirip yeni bir bitki elde edebiliyorsun. Buna ne ad veriyorlar? Söyler Çelik dönemeyi örnek olarak verebiliriz. Rahmetli ananem çelik dönemenin uzmanı de değerli hocam. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde okurken vize ve final haftamızda kendisi gelmişti. Bize iki tencere sarma yapmıştı. Bu hikayeyi de anlatayım hocam. İlk sarmayı getirdiğinde ev arkadaşım Şenol ve Yakup kurt gibi yedi. Ananem demişti ki bu neler bunlar? Pirana gibi yemek yeme hasret kalmışlar. Dedim anne ne bekliyorsun? Biz öğrenciyiz. Çorbayla makarnayla besleniyoruz demiştim. Sonraki yapmış olduğu e, neyi? Sarmayı daha böyle insan gibi yemeye çalışmıştık. Okulda derslerim olduğu zaman ananemi evin hemen yakın tarafında park vardı. Oradaki abi tanıyordum. Oradaki AB demiştim ki anneannem ne yerse ne içerse sıkıntı yok. Hepsi şey yap. Akşamleyin döndüğümüzde hesabı kapatırız diyordum. Anneannem sıkıldığı zaman oradaki parka gitmiş. Anneannem almaya gittiğimde bir baktım elinde çelenk gibi bir sürü bitki. Neler bunlar dedim. Dedi ki sesini çıkartma. Dayın kızmasın. Ben bunları aldım. Bursa'ya götüreceğim demişti. Rahmetli o bitkileri alıp köklendirip Bursa'ya taşıdı değerli hocam. Egzantilik. Bu da neye örnekli? Çelik üremeye örnek değerli hocam. Devam ediyorum. Daldırma yöntemi üreme. Yine vegetatif üreme yöntemlerinden bir tanesi. Ata bitkiden bir parçayı alıyorsun. Dalı alıyorsun toprağa değdiriyorsun. Değdirdikten sonra değerli hocam buradan yeni bir bitki gelişiyor. Bu da nasıl bir üremedir diye sorarsak vejetatif üremeye örnektir. Daldırma yöntemiyle bir bitkinin toprağa yakın olan dalını örçüp köklenen kısımdan yeni bir bitki geliştirebiliyoruz değerli hocam. Çok iyi. Kime geldik hocam? Soğan üremeye. Soğan, sarımsak, lale gibi bitkilere uygun koşullar toprağa ektiğin zaman bu lale soğanından işte soğandan, soğan bitkisinden ne oluşuyor? Gördüğünüz gibi filizler ortaya çıkıyor. Bu bitkilerin soğanla üreyerek sayılarını arttırabiliyoruz. Aşılamayla üreme hocam bu da önemlidir. İstenen özelliklere sahip bitki etmek istiyorsan aynı türlü de fark Bu bitkileri birbirine aşılayabiliyorsun. Şuradaki alt tarafta görmüş olduğun ana bitkiye ne ad veriyorlar diye sorarsak söyleyelim. Anaç diyorlar değerli hocam. Bunu böyle ne yapıyorsun? Vida gibi bir yarık açıyorsun. Kendi bitkinde kalem gibi ne yapıyorsun? Böyle sivriltiyorsun. E, aşılamak istediğin bitkiyi. Buna da verdikleri isim üstteki bitkiye de aşı ismini veriyorsun. İki bitkiye ait olan özellikleri bir araya getirmeye çalışıyorsun. Ne demek diye sorarsak. Mesela buradaki anaç bitkimiz soğuğa karşı dayanıklı bir bitki olabilir. Üst tarafta aşıladığımız bitkimizde işte meyve verimi yüksek olan, daha ...yeni meyveleri olan lezzetli bir bitki olabilir. Mesela portakalla mandalinayı aşıladığını düşünebilirsin. Bu sayede aşılamayla vejetatif olarak bitkileri üretebiliyoruz. Bir başka tane daha, daha söyleyelim hocam. Doku kültürüyle üreme yöntemi. Bir bitkiden aldığım doku parçalarından steril kültür ortamından yeni bitki oluşturmaya biz doku kültürü ile üreme ismini veriyoruz. Mesela burada bir bitkimiz var, ata bitkimiz var. Bundan değerli hocam uç kısımlarından meristem adını verdiğimiz bölünebilir dokular var. Onlardan parçaları alıyorlar. Sonra bunları petri kabına koyuyorlar. Petri kabına koyduktan sonra üzerlerine büyüme hormonu olan kimi koyuyorlar? oksin hormonunu koyuyorlar. Bu oksin hormonu bitkinin büyümesini sağlıyor, bölünmesini sağlıyor. Hocam sonra böyle hücre kümesi medena geliyor. Bu bir şeye benzemeyen bir sürü bitki hücresinden medena gelmiş olan yapıya verdikleri isim kallus. Bu kallusumuz zamanla hocam farklılaşıyor, farklılaşıyor, farklılaşıyor. Aha da ne görüyorsun? Yeni bir tane bitki medena getirmiş oluyorsun. Bu sayede üretmesi zor olan bitkilerin laboratuvar koşullarında üretilmesi sağlanıyor. Oluşan yavru bitkiyle ata bitkinin genetik yapısı aynı mıdır? Farklı mıdır? Sen bana söyle. Aynıdır. Burada mitoz bölümü görülür mü? Evet farklılaşma var mıdır? Evet bak burada farklılaşmadan kastım mayoz değil. Sana özellikle söylüyorum. Ula burada şekilsiz, şemalsiz bir sürü hücre var. Bakıyorsun da hocam buradaki havuca baktığın zaman yaprakları var, kökü var. İşte bunlar farklılaşmayla. Aynı hücreler farklı görevleri alarak bir kısmı kökü, bir kısmı yaprakları meydana getiriyorlar. Buna farklılaşma ismi veriyoruz. Mayoz olmadığını özellikle sana belirtiyorum değerli hocam. Çok iyi. Gel hocam tekrar edelim. Vejetatif üremede neler vardı beraber söyleyelim. Çilek bitkisi neye örnek? Sünücü gövdeye örnek. Rizomlu üremeye ne demiştik hocam? Zencefil bitkisi örnek var miştik Yumruk gövdeli üremeye ne ad vermişsin? Söyle bana patatesi örnek verdik. Çelikli üremeye gülü verdik. Daha sonra kavak ağacını vermiştik hocam. Soğan üremeye soğan, laleyi vermiştik örnek olarak. Daldırma yöntemiyle bir sürü bitkiyi ne yapabiliyorsun? Üretebiliyorsun. Aşılama ile farklı tür ya da aynı tür bitkileri birbirine aşılayarak vegetatif olarak üretebiliyoruz. Doku kültürü ile değerli hocam üretmesi kolay olmayan bitkileri laboratuvar koşullarında ne yapabiliyoruz? Biz vegetatif olarak üretebiliyoruz. Anlaşıldı mı mi hocam? Mitoz bölümü esasına dayandığını aklında tut. Bu arada sorularda seni burada keklemek için şöyle bir yöntem uyguluyorlar. Sorularda bunları öncül olarak veriyorlar. Güzel hepsini verdiler. Diyorlar ki bir tane öncül şu oluyor. Çekirdekle üremesi, elma tohumunun gelişerek yeni elma oluşturması ya da hurma çekirdeğinden yeni bir hurma ağacı oluşması gibi sana çekirdek ya da tohum ifadelerini araya sıkıştırmaya çalışıyorlar. Sorunun kalıbı da şu şekilde oluyor. Aşağıdaki üreme örneklerinden hangisi vejetatif üremeye örnek olarak verilemez diyorlar. Sen de aklında şunları tutmalısın. Ya tohum arayacaksın, tohum diyorsa ya da değerli hocam çekirdek diyorsa sana ilk ne diyeceksin? Aa bunlar ne? Bunlar eşeğin üreme. Burada zigot oluşması var. Zigot oluştuysa genetik yapısı farklı olan bitkiler meydana gelecek. Anladın mı hocam? Bak dikkat et. Sorularda sıklıkla bunu sormayı seviyoruz. Geldik kime? Partenogeneze. Aha da geldik hocam. Eşeğ üreme'nin son kısmı olan aralarda görülen partenogenet. Hocam döllenmemiş yumurtanın mitoz bölümüyle gelişerek yeni birey oluşturması da biz partenogenez ismini veriyoruz. Kimlerde var? Bal aralarında görülüyor. Karıncalarda, su pirilerinde, kamçı kuyruklu kertenkelelerde görülebilen bir olaydır partenogenez. Kim sana bal aralarında görülen en kromozomlu haploid partenogenez Günez'den bahsetmek istiyorum. Bak şekli tamamını göstereyim. Şimdi bak sana bunu söyleyeyim. Buradaki kısmı sana öğreteceğim. Bal aralarındaki partonu öğreteceğim. Hemen arkasından senin için şu da ciks bir boşluk doldurma sorum olacak. O yüzden gözünü dört aç. Güzel dinle. Buraları sen dolduracaksın. ne olsun hocam. Sonra vay ben anlamadım. Vay Semih Hoca bana öğretmedi deme değerli hocam. Bak şimdi burada bizim kimimiz var. Bir tane kraliçe çağrımız var. Kovanda bir tane kraliçe çağrı var. Ne yapıyor? Kovanın neslinin devamını sağlıyor. Mayoz bölünmeyle yumurta oluşturuyor. Döllenmeyle zikot oluşturuyor. Oradaki kovan hayatına devam ediyor değerli hocam. Mutlaka Instagram'da da YouTube'da da videolar görmüşsündür. Bir sürü arı kraliçeyi takip ediyor. Onu koruyup kollamaya çalışıyor. Benim kraliçe çağrım kaç en kromozomlu? İki en kromozomlu. Ne yapıyor? Yumurta üretmesi lazım. Hangi bölünmeyle? Diyorsun ki mayoz. Mayoz bölünmeli kromozom sayım iki enden kaça düşüyor? Ene düşüyor. Süpersin. Bu yumurtalar mayoz bölünmeli oluştukları için genetik yapı birbirinden farklı. Bak şimdi sen bu yumurtaları eğer döllemezsen üzerine sperm gelmezse bu, bu yumurtalar kendiliğinden mitoz bölünmeli gelişiyor 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 gelişiyor. Ana en kromozomlu ne görüyorsun? Erkek arı görüyorsun. Aha da şu yumurtalardan kendiliğinden erkek arı oluşması olayına döllenmeden yavru oluşması olayına biz partona genez ismini veriyoruz. Çok güzel. Şimdi burada erkek arılarımız var süper. Erkek arılarımız büyüyüp gelişiyorlar. Farklı kovanlardaki kraliçe arılar çiftleşme uçuş adını verdiğimiz bir uçuş geldi gerçekleştiriyor. Bir sürü erkeği ne yapıyor? Etrafına topluyor. Bir feromon salgılıyor. Yani parfüm sıkıyor. Oradaki erkek arılar da o parfüm kokusunu kadın 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 deyip ne yapıyorlar? Koşuyorlar. Kime koşuyorlar? Kraliçarının peşine koşuyorlar. Dönlenmek için. Bak burada dikkat etmen gereken nokta şu. Erkek arı kaçan kromozom? En kromozom. Güzel. Peki biz sperm yumurtayı insanlarda neyle oluşturuyoruz? Mayozla. Bak dikkat etmen gereken nokta burası. Gözünü dört aç. Erkek arı sperm üretmesi lazım. İyi. Peki erkek arı kendisi zaten en olduğu için spermini neyle üretir diye sana soracaklar uzaklayacaklar. Sorularda göreceksin diyeceksin ki ana bana Semih Hoca demişti bunu. Yemeyeyim diyeceksin. Yemeyeceksin yapacaksın. İyi bak erkek arı sperm ne yapıyor? Mitoz da yapıyor. Buradaki erkek arı mitoz bölünme geçirdiği zaman ne oluyor? İki tane sperm oluşuyor. Bak dört tane değil ha iki tane. Niye? Çünkü mitoz da yaptığı için. Peki mitoz bölünmeyle iki tane sperm oluştu. Bu oluşan spermler ne yapacaklar değerli hocam? Kraliçenin yumurtalarından biriyle döllenecekler. Dölleniyorlar. Kim oluyor? Zigot oluyor. Bu zigotun cinsiyeti dişi değerli hocam. İki kromozomlu. Eğer sen bu dişi o zigotu polenle beslersen, polen dediğimiz şey nedir diye sorarsak çiçek dozu. Bunları bizim yavru aramıza, larva aramıza verirsen bundan kim medene geliyor? İşte kovanı havalandıran, kraliçeyi besleyen, yavrulara bakan, bal toplayan kimler? Dişi arılar. Biz bunlara ne ad veriyoruz dersek? iş diyoruz. İş ne hocam dersek? Kısır derdi hocam. Kovanın neslinin devamını sağlamıyorlar. Eğer sen buradaki zigotumuzu, dişi olan zigotumuzu arı sütüyle queen gel diyorlar hocam. Kraliçe sütü diye ifade ediliyor. Sen bu dişi yavru olan arıyı arı üstüyle beslersen aha da böyle iri kocaman bir tane arı oluşuyor. Biz buna ne ad veriyoruz dersek kraliçe arı ismini veriyoruz. Kraliçe üreyebiliyor mu? Evet hocam. Verimli döller oluşturabiliyor mu? Evet hocam. Peki bu beslenmeye bağlı farklılaşmaya biz ne ad veriyoruz diye sorarsak söyleyelim. Modification. Beslenmeye bağlı modifikasyon diyoruz. Yani sen buradaki zigotu polenle beslersen işçi, arı üstüyle beslersen kraliçe arı oluşturuyorsun. Şimdi bak burayı minik tekrar edelim. Alttaki örneği beraber öneceğiz seninle beraber. Hazır mısın? Kraliçe arı yumurtayı neyle oluşturuyor? Mayoz Güzel. Peki buradaki yumurtalar kendiliğinden yeniden mitozla gelişip kime oluşturuyor? Erkek arılar. Güzel bak dikkat et. Yumurta en erkek arı en ne olacak burası? Mitoz olacak. Devam ediyorum. Erkek arı kaç en, kromozom? İçen mi? Ne diyorsun? En hocam. Güzel. Spermler en. Peki benim buradaki erkek arım spermlerini neyle yapıyor? Mayozla mı mitozla mı? Diyorsun ki hocam lütfen beni kekleme. Ne diyorsun? Orada hocam hangi bölümü var? Mitoz bölümü var diyorsun. Bu spermlerle kreçen üretmiş olduğu yumurtalar döllenirse bu sefer oluşan yapı neydi hocam? Zigot demiştik. Zigotun cinsiyeti dişi. Erten bal arasıysan iki en dişisin zaten. Hocam zigotumuzu biz polenle beslersek ne oluyor müşteri bakayım bana iççi bunlar kısır. ne yapıyor bal topluyorlar kovanı havalandırıyorlar temizlik yapıyorlar kraliçenin bakımını yapıyorlar arı sütüyle beslersek ne oluyor hocam kraliçe arı meydana geliyor hangisi kısır hangisi üreyebilir dersek kraliçe arı üreyebiliyor işçi kısır derli hocam bunu da belirtmiş olduk şimdi bak öğrendiklerimizi bir senle beraber pekiştirelim hadi bakalım erkek arılar kaçan kromozom en aman ha gözünü seveyim dişi arılar kaçan kromozom iki en peki dişi arı diyorsan ne olmasını bekliyorsun ya işçisindir ya da kimsindir sevgili hocam kraliçe arı olmasını bekliyorsun diyor ki erkek arılar spermine neyle yapıyor demiştik söyle bana mayoz muydu? Nine mitoz bölünmeyle yapıyorlar. Yani bir erkek arının üretmiş olduğu tüm spermler erkek arının genetik yapısıyla aynı özelliktedir. Aynı genetik yapıya sahip. Erkek arı için tabii ki de söylüyorum. Peki kraliçe arıya baktığın zaman yumurtaları neyle üretiyordur? De bakayım bana. Mayoz bölünmeyle Sen mayoz bölünmeyi benden öğrendin. Mayoz bölünmede çeşitlilik var mı? Var derli hocam. Kraliçe arının üretmiş olduğu yumurtalar mayoz da oluştuğu için farklı farklı genetik yapıya sahipler. Bu yüzden sana şunu sorabilirler. Kraliçe arı mayoz bölünme yapıyor. Evet. Peki oluşan yumurtalar mitozda erkek arı oluşturuyor. Evet, bütün erkek arılar birbirinin aynısıdır diyeceksiniz ki. Hayır, niye? Love yukarıda creature yumurtaları mayozla yaptığı için farklı genetik yapıda yumurtalar meydana geliyor. Dolayısıyla her yumurtadan gelişen arı da erkek arı da farklı genetik yapıya sahip yüz yani erkek arılar birbirinden farklı genetik yapıya sahip. Peki diş dışarıları arı sütüyle beslersen ne olur? Creature oluyor. Eğer polenle beslersen içsar oluyor demiştik. Son önemli kısmımız sen gidip döllenmemiş yumurtamızı, creature'ımızın üretmiş olduğu döllenmemiş yumurtamızı bırakırsan bir toz bölümüyle fırt 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 fırt, fırt, fırt ne yapacak? Gelişecek. Biz bu olaya par Kartona genez diyeceğiz hocam. Kim olacak söylenmişsin? Erkek arı. Medene gelecek. Kaç en kromozom erkek arılar? En kromozomlar erkek arı spermini neyle yapıyor? Mitoz bölümleri. Bakalım boşlukları doğru yapabilecek misin? Bak en yazacaksın. iki en yazacaksın. Mitoz, mayoz, kraliçe, işçi, erkek. Bunları dolduracaksın. Gel yukarıdan dolduralım. Şu sol taraftan yapalım. Sonra sağ tarafı dolduralım. Sonra aşağıya bakalım. Kraliçe arı kaçan en yazacaksın? Üç en mi? Ne diyorsun? Hocam iki en. Belli. Güzel. Peki yumurta kaçan kromozom? En mi iki en mi? Ne diyorsun? En kromozom. Peki kraliçe yumurtayı yaparken mayoz muydu? Mitoz muydu? Ne diyorsun? Mitoz değil mi hocam? Hayır biliyor. Ne diyorsun hocam? Sil şunu diyorsun biliyorum duyuyorum seni. Mayoz yaz diyorsun. Tamam mayoz yazdım. Güzel. Peki benim mayozda oluşan yumurtalarım gelişecek. Güzel. Hangi bölünmeyle gelişecek? Kendiliğinden söyle bakayım bana mitoz bölünmeyle. Oluşan aranın cinsiyeti neydi? Erkek miydi? Dişi miydi? Söyle bana. Erkek arıydı. O zaman erkek arı dediğin iki en kromozom olur dersen ne diyorsun? Yalan söyleme hocam. Erkek arı en kromozom. Aralar da böyle. Peki buradaki yumurtanın kendiliğinden döllenmeden yeni bir erkek arı oluşturmasına, yeni bir canlı oluşturmasına partona gene ismini veriyoruz. Çok iyi. Peki erkek arıya bak kaç en demiştik? 2 en miydi? En. Tamam sustum. Peki erkek arı sperm yap Spem yaparken hangi bölüm olur diye sana diyorum. Ne diyorsun? Mayoz değil mi hocam? Ha tamam mitoz Güzel. Buraya ne yazdım? Mitoz yazdım. Peki sperm kaç ay kromozom? hocam? De bana en. Peki erkekler spamleri ne yapıyormuş? Mitoz da yapıyormuş. Peki bizim sperm yumurtamız birleşti. mi oldu. Çeşitlilik var mı? Var. Zigot oluştuğu zaman genetik yapı artmış oldu. Zigotumuz kaçan. en? İki Cinsiyetini de buraya söyler misin? Dişi dedim. Güzel. Peki sen bunu arustüle beslersen, polenle beslersen ne olur? Eğer ben bunu arustüle beslersem kim oluyordu? İçimde neydi? Kraliçe meydana geliyordu hocam. Kraliçe kaç kromozom? İki en kromozom. Üreyim olabilir mi? Yes of course. Kısır mı? Kısır değil. Eğer sen polen verirsen kim oluyor diye sorarsak kovanı havalandıran, temizleyen, besleyen işçiler oluşuyordu. İşçiler ürer miydi, verimli miydi? Diyorsun ki nine onlar hocam kısır diye ifade etti. Anladın değil mi lan? El olsun sana. Bak ÖSYM buradaki partonogenizden mutlaka soru sorar önemli bir kısımdır. Ben de sorularda gördüğüm zaman partonogenizi mutlu oluyorum mu hocam. Hadi gel. Bir de sana diploid partonogenizden bahsetmek istiyorum. Hocam kamçı kuyruklu kertenkele diye bir canlı türü var değerli hocam. Bu kamçı kuyruklu kertenkelerde erkek yok. Herkes dişi hocam. Kaçan kromozomluları bunlar? İkiyen kromozomlular. Bak şu oluyor. Normalde mayoz bölünmede krom kromozomlar ne oluyor diye sorarsak. iki kromozomlu olan bizim hücrelerimiz mayoz bölünme geçirdiği zaman ne oluyor? En en oluyor mayoz birde. Aferin bak mayozu çalışmışsın. Sonra ne oluyor? oluyor sevgili hocam? Mayoz 2 yoluydu. N, 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 N. 4 tane hücre oluşuyordu. Üç tanesine ne demiştik? Kutup diyorduk. Eriyorlardı. Bir tanesi neye dönüşüyor demiştik hocam? Yumurtaya dönüşüyor diyorduk. Güzel. Bunda şöyle bir durum oluyor hocam. Burada görmüş olduğun alt taraftaki kutup hücrelerinden ikisi eriyor. Bir tanesi erimiyor. Şu gördüğün ne gibi davranıyor? Spam gibi davranıyor. Bu zaten neydi sevgili hocam? Söyle bakayım bana yumurtaydı. Bu spam ve yumurta birleşiyor. Z ile baştan bir şey oluşuyor. Kim oluşuyor? Zigot oluşuyor ve tekrardan bir kamçı kuyruklu kertenkele meydana geliyor. Okuyalım ne dediğimizi beraber söyleyelim. Kamçı Selçuk Uyruklu kertenkelerde de şibire yönetmiş olduğu yumurtayla erimemiş kutup hücresiyle yumurta birleşiyor, zigot oluşturuyor. Oluşan iki kromozomlu hücrelerden mitoz bölüme yeni bir dişi meydana geliyor. Biz buna diploid partenogenes ismini veriyoruz. Bu sayede erkek olmadan yavru meydana getirebiliyorlar değerli hocam. Bu sayede partenogenesi de öğrenmiş olduk. Hadi bir minicik bir tekrar yapalım mı seninle beraber? Hadi gel. Hadi bak öğrendin. Bu öğrendiğimizi bir güzel pekiştirelim. Yukarıdaki kısmı üzerinden yorum yapalım seninle beraber. Bölünerek üyemediğince aklına kimler gelsin? Bakteriler, arkeler, amip Deneyip terlik hayvan gelsin. Bakteri arkada çekirdek olmadığı için onların ikiye bölünerek basitçe bölündüğünü biliyorsun. Onlarda mitoz bölünme yok demiş hocam. Tomurcuklanma üremedince aklına kim gelecek? Hidra gelecek başka. Bir de maya mantarlar aklına gelecek. Tomurcuklanma üreme demiştik hocam. Spol üremedince mantar, karayosun, erelte oç aklına gelsin. Rejenerasyon üremedince aklımıza kim geliyor? Deniz yıldızı geliyor. Neredesin deniz yıldızı? Ah da bak deniz yıldızımız burada bulunuyor sevgili hocam. Başka planer demiştik. Yasus olacağım demiştik değerli hocam. Onlarda rejenerasyon görülüyor. Bizde de rejenerasyon görülüyor ama bizde birey sayısı artmıyor. Kertenkelelerde birey sayısı artıyor değil mi? Kuyruktan yeni bir kertenkele. Hayır hocam diyorsun. Aferin sana. Peki hocam vegetatif üreme deyince bitkilerde üreme demiştik hocam. Sürünücü gövdeyle oluyor. Rizomla oluyor. Yumru gövdeyle oluyor. Çelikle örüyor. Daldırma yöntemiyle üreme oluyor ki bitkilerde vegetatif üremeyle maşallah 5000 çeşit üreme çeşidi var hocam. Son neydi hocam? Partonogenez. Arıları öğrendiğini tahmin ediyorum. Arılarda görülen haploid partonogenezimiz vardı. Aha da sana bu şekli bir daha göstermek istiyorum ki ne yapabilesin? Daha güzel bir şekilde hatırlayabilirsin. Gördüğün zaman evet hocam Semih hocam bana bunu gösterdi diye söylemeni istiyorum. Benim kraliçe arım kaçan iken yumurtaları neyle? Mayozla yapıyor. Erkek arı ney? En. Spendini neyle yapıyor? Mitozla yapıyor. Güzel. Peki yumurta döllenmezse ne oluyor? Erkek arı oluşuyor. Oluşan erkek arıların hepsi aynı genetik yapıya sahip mi diyorsun? Hayır. Niye? La hocam bir tanesi bu yumurtadan medene gelmiş. Diğeri buradan medene gelmiş. Diğeri bir başka yumurtadan medene gelmiş. Dolayısıyla yumurtalar mayozla oluştukları için farklı genetik yapıda güzel. Peki hocam ben zigotumu oluştuktan sonra bunu polenle beslersem ne olur? Arüstüyle beslersem ne olur? Arüstü verirsem işçi olur. Ne diyorsun? Hayır hocam çıkacak olur. Eğer polen verirsek inşallah meydana e geldi dedik. Anladın mı la eşeği süremeyi? Güzel. Eşeği süremeden sana kısa bir şekilde sana eşeğiremeden bahsedeceğim. Sonra güzel örnek sorularımız var. Bu sayede hücre bölünmeleri konusunda tamamlamış olacağız. Var mı benden bir isteği? Yok. Ben edit'e kaçayım. Edit'ten sonra görüşmek dileğiyle. Hemen arkasından da eşeğiyle üremeyi ne yapayım? Çekeyim. Ben size bunu anahtarlarla anlattık. Beşiktaş'tım ama Galatasaray anahtarlığı var. Ül yani, askerdeki bir arkadaşım yapmıştı. artarak kaldı. O zamanlar Galatasaraylıydım. Sonra kendi kararında Beşiktaş'ta olmaya karar verdim. Yapacak bir şey yok hocam. Sen hangi takımlısın bilmiyorum ama ben Beşiktaş'ta oldum hocam. 30 yaşından sonra kendi kararımdan. Babam da Beşiktaş'ta. Çocukken de ilk olarak Beşiktaş maçına gitmiştim. Bense bunu deniz yıldızlarıyla anlattım. Bense bunu bense bunu bardak kutularıyla anlattım diyorum. Bunu içine koymak için bu deniz yıldızını o yüzden aldık. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.